Herkese merhabalar. Nalan Demircioğlu ile Roza Astroloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, hepimize hayırlı olsun. Tutulmalar dönemine girmiş bulunmaktayız. Gerçekten bu yılın özellikle de son ayların hızına yetişmek mümkün değil. Gün geçmiyor ki gökyüzünde çok önemli göstergeler olmasın. Her haftaya yüksek enerjilerle giriyoruz ve sanki sürekli birileri bizi arkamızdan bu değişim hızına yetişmemiz için itekliyor. Her yayınımızda bunu tekrarlıyoruz. Gökyüzü çok aktif, çok güçlü görünümler var. Bizi yepyeni bir sürece hazırlıyor. Bir döngü kapanıyor, yepyeni bir döngü başlıyor diye. Bu hafta gerçekleşecek olan Boğa burcundaki ay tutulması da yepyeni büyük değişimlere kapı açacak bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Aralık ayında ay düğümleri burç değiştiriyor ve önümüzdeki yaklaşık 1,5 yıl boyunca devam edecek olan Boğa Akrep tutulma serisini başlatıyor. Geçen yıldan beri ikizler yay ekseninde gerçekleşen tutulmalar gündemdeydi. Yani bilgi akışı, konuşmalar, iletişim, ticaret, kanunlar, kurallar, hukuksal konular, kararsızlıklar, kararlarda netleşememe, doğru bildiğimizi zannettiğimiz yanlışlar vesaire vesaire hep bunlar gündemdeydi. Artık ikizler yay tutulmalarının sonuncusunu Aralık başındaki güneş tutulmasıyla kapatıyoruz. 19 Kasım'da gerçekleşecek olan Boğa burcundaki ay tutulması yeni bir serinin başlangıcını getiriyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Bu çok önemli olacak. Çünkü Kova burcunda hareket eden Satürn de 2022 yılı boyunca tutulmalara sert açılar yapacak. Bir yandan bir hedef doğrultusunda hareket etmeye çalışacağız. Hayatımızla ilgili önemli değişimler, dönüşümler artık gündemde olacak. Sağlam temellere oturmayan her şey ama her şey için artık bitiş zamanı. Ancak diğer yandan bu kararları uygulamak, gelen değişime ayak uydurmak, yeni bir yapı kurmak da öyle kolay olmayacak. Çünkü Satürn Kova burcundan yapacağı sert açılarla sürekli karşımıza engeller çıkaracak. Ay tutulmaları aynı zamanda büyük dolunaylardır. Bitişleri, sonlanmaları simgeler. Kasım başında gerçekleşen Uranüsyen yeni ayda beklenmedik bir şekilde aldığımız kararlarımız ya da attığımız adımlar içinde artık sonuçlarını görmeye başlayacağımız bir haftanın içerisindeyiz. Biliyorsunuz bu gerçekleşen yeni ay öyle her zamanki gibi güzel başlangıçları getiren naif bir yeni ay değildi. Oldukça sert etkilerle ani beklenmedik olayları karar vermek üzere bir anda hayatımıza çeken bir yeni aydı. Bu anlamda da her birimizin hayatında yeni, sıra dışı, her zamankinden farklı bir sayfa açtı. İşte bu hafta gerçekleşecek olan tutulmanın etkisinin nerelere gideceğini gösteren de bu yeni ay oldu. Hatta önümüzdeki 1,5 yılın haritalarımızdaki temalarını da başlattı. Bu anlamda gerçekleşecek olan ay tutulması ise 2022'nin gündemini belirleyecek bir tutulma olacak. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter dik açısın aynı zamanda tutulmayı da etkileyecek. Yani tutulmaya Jüpiter karesi eşlik edecek. Çarşamba günü ise Mars-Uranüs arasında gerçekleşecek olan karşıt açı bu etkiye adeta tuz biber ekecek. Gökyüzünde artık Boğa-Akrep çatışması başlıyor. Boğa ve Akrep burçları sahip olduklarımızla ilgilidir. Maddi manevi değerlerimiz, huzur ya da kriz ortamlarına çekilmek, sahip olmak ya da paylaşmak, sabitlik ya da dönüşüm, işte çatışma bu konuları dengeye getirmemizle alakalı olacak. Tabii bu tutulmanın etkisini aslında Kasım başından itibaren güçlü bir şekilde hayatlarımızda hissetmeye başlamıştık zaten. Şimdi giderek artan bir enerjiyle yaşamlarımızda değişmez dediğimiz, sıkıca tutunduğumuz, bir türlü bırakamadığımız ne varsa şiddetli, sarsıcı etkilerle bırakmaya, sahip olduklarımızdan vazgeçmeye zorlanacağımız bir süreç. Tutulmaya gökyüzünün en sert ve kötücül sabit yıldızı olarak bilinen Algol eşlik ediyor. Mitolojide Algol Medusa ile eşleştirilir. Jüpiter ise büyük iyicil gezegendir ancak dokunduğu her şeyi büyütme özelliğine sahiptir. Sert açılarında ise kötüyü büyütür. Yani Algol ile kavuşan bu ay tutulması fanatizm artabilir. Dünyada savaş söylemleri hız kazanabilir. Genetik araştırmalarda da artış olabilir ve mutasyonlar ortaya çıkabilir.
Böylesi önemli tutulmalar gökyüzünde bir çentik, bir iz bırakır arkadaşlar. Önemli gezegen transitlerinde tutulma dereceleri yeniden tetiklenir. Bu tutulma derecesi özellikle Satürn tarafından 2022'nin yaz aylarında sürekli tetiklenecek. Yani 2022'nin gündemi bu tutulma tarafından belirlenecek. Boğa Akrep hattı aynı zamanda finansla ilgili her türlü konuyu kapsar. Mars-Uranüs karşıtlığı da devrede olacağı için para ve yatırım alanlarından öngörülemez değişimler gerçekleşebilir. Hazırlıklı olmakta fayda var. Büyük riskler alınacak zamanda değiliz. Değişmekten ve krizlerden korkmayanlar için hayatlarında fırsata çevirebilecek, yeniden yapılandıracakları çok güzel bir süreç başlıyor. Bu tutulma serisinin aynısını 2002-2003 yılları arasında da yaşamıştık. Aynı evlerde, aynı derecelerde. Bu nedenle tutulmanın hem bireysel olarak bizlere hem de dünyada neler getirebileceğini öngörebilmek için şöyle bir dönüp o yıllarda yaşanan olaylara bakmamız yeterli olacak. Böylece olası önlemleri alıp doğru kararlar alabilir, adımlar atabiliriz. Bu tutulma serisinden sabit burçlar olan Akrep, Boğa, Kova, Aslan burcundan kişisel gezegenleri ya da önemli referans noktaları olanlar çok daha güçlü şekilde etkilenecekler. Bu sabit burçlara sahip olanların hayatlarında çok köklü, büyük değişimler başlıyor, hazır olmalılar. Tabii ki ay tutulmasının etkisi önümüzdeki 1,5-2 aya kadar gidebiliyor. Bu nedenle hayatlarımıza getireceği etkileri hemen bu hafta değil, önümüzdeki günlerde de görebiliriz. Evet arkadaşlar, haftanın gündemi o kadar yoğun ki Mars-Uranüs karşıt açısına da kısaca değinmeden geçemeyeceğim. Hafta ortasında kesinleşecek olan bu zorlayıcı açı, kontrolsüz bir öfkeye kapılmak ve sonunu düşünmeden çatışmaya girmekle alakalıdır. Hızlı gelişen olaylar hiç beklenmedik tepki ve reaksiyonlara neden olabilir, rahatlamakta zorlanabiliriz. Aceleci, sabırsız, isyankar ve dürtüsel hareketler çok olası, isteklerimizin peşinden gitmek için yıkıcı ve abartılı bir şekilde baş kaldırabiliriz. Bu öfkeli yaklaşımlarda belaları çeker, pişman olunacak sonuçlar gündeme gelebilir, kazalar yaşanabilir, ani öfke patlamaları ve beklenmedik kavgalar patlak verebilir. Bu nedenle tehlikeli yerlerden, durumlardan, insanlardan uzak durmalıyız. Değişime direnmemek, stratejik olmak, aceleci, dürtüsel, düşüncesiz, sabırsız hareketlerden uzak durmak işimize yarar. Kısacası kızgınlığa, agresyon ve gerginliklere bu hafta dikkat edelim. Evet, hazırsak şimdi yükselen burçlarımıza göre haftanın olası etkilerine kısaca değinmek istiyorum. Koç ve yükselen koçlar. Hem ay tutulması hem de Mars-Uranüs karşıtlığı sizin para evinizi tetikliyor. Ve önümüzdeki yaklaşık 1,5 yılda gerçekleşecek tüm tutulmalar da bu evinizi etkileyecek. Yani parayla, harcamayla, borçla ilgili konular, krizler, bitişler, yeni başlangıçlar odak noktanız olacak. Özellikle pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter dik açısı, kendinize, şansınıza, aşırı güven duymanıza ve aşırı riskli yatırımlara neden olabilir. Harcama konularında abartıya kaçmamaya dikkat edin. Bu dönemde arkadaşlarınızla birlikte yeni iş kurma ya da para kazanma yolları düşünüyor olabilirsiniz. Ancak düşüncesizce aceleyle verilmiş kararlardan uzak durun. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıtlığı finansal konularda kriz yaratacak etkilerle geliyor. Ani, beklenmedik büyük bir para girişi ya da çıkışı yaşayabilirsiniz. Son derece öfkeli, sinirli, dürtüsel hareket edebilir, kin gütme ya da intikam alma isteği duyabilirsiniz. Ancak bu tür yaklaşımlar yıkım getirecektir. Beklenmedik bir ameliyat durumu da ortaya çıkabilir. Sağlık konusuna dikkat. Kasım başında gerçekleşen yeni ayda almış olduğunuz finansal adımlarınızın sonucunda tutulma etkisiyle hafta sonu alabilirsiniz. Eğer riskli adımlardan uzak durarak kararlı, sağlam adımlar attıysanız finansal konularda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Beklenmedik bir şekilde para sorunlarınızın çözüldüğünü görebilirsiniz. Parayla ilgili bazı konular, borç, miras gibi artık sonuçlanabilir. Kaza ve sakarlıklara ve kavga enerjisine de son derece açık olacaksınız. Dikkat edelim. Güzel bir hafta diliyorum. Boğa ve yükselen boğalar. Çok çok önemli bir süreç başlıyor sizin için.
sert, beklenmedik, ani gelişmeler sizi bekliyor. Bir anda evlenip, bir anda boşanabilir. Bir anda işi bırakıp, bir anda yeni işe başlayabilir. Bir anda ev alıp satabilir. Yani bir anda hayatınızla ilgili çok köklü değişimler yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karesi, kendinize aşırı güven duyup kariyer hayatınızda riskli, abartılı adımlar atmanıza neden olabilir. Bu dönemde ortaklı bir iş yapmayı istiyorsanız iki kere düşünün. Büyüme isteğinizi frenlemelisiniz. Özellikle çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıtlığı, eşiniz ya da ortaklarınızla ilişkinizi gerecektir. Farklı, sıra dışı, abartılı davranışlarınız onlar tarafından tepkiyle karşılanabilir. Stratejik davranmalı, sakin ve sağduyulu hareket etmelisiniz. Hafta sonundaki ay tutulması ile birlikte önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalar sizin bu hattınızda. Tüm hayatınızla ilgili önemli bir değişim, dönüşüm geçirmek üzeresiniz. Özgürlük tutkunuz son derece güçlü olacak. Olaylara, insanlara, durumlara karşı isyankar, sabırsız ve sıra dışı davranışlar gösterebilirsiniz. Boğaların sabitliği herkes tarafından bilinir. Değişime son derece kapalıdırlar. Ancak şartlarını değiştirmek istemeyen boğaları zor günler bekliyor. Artık tutunduğunuz güvenlik alanlarınızı bırakmayın, esnemeyi ve değişime kendinizi açmayı öğrenmek durumundasınız. Yoksa sarsıcı bir şekilde hayat size bunu öğretecektir. Güzel bir hafta diliyorum. İkizler, yükselen ikizler. Son haftalarda olduğu gibi bu haftada iş hayatınız, birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızla ilgili konular gündeminizde. Güneş-Jüpiter dik açısı yurt dışı bağlantılı konuları iş yaşamınıza çekebilir. Ancak fazla kendinize güvenle atacağınız atımlar ve abartılı büyüme arzunuz size zarar verecektir. Yanınızda çalışan kişilere de megaloman bir tavır içinde olabilirsiniz. Çarşamba günü Mars-Uranüs karşıtlığı sağlık konusuna dikkat çekiyor. Ani bir sağlık problemi ortaya çıkabilir. Kontrollerinizi ihmal etmeyin lütfen. İşinizle ilgili ani kararlar almayın, işi bırakmak gibi bir anda işsiz kalabilirsiniz. Hafta sonundaki ay tutulması ile birlikte önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalar sizin yine bu hattınızda olacak. Odak noktanız sağlığınız ve işiniz. Bu süreçte arkanızdan iş çevirenleri ya da gizli düşmanlarınızı tespit edebilirsiniz. Ya da siz çok endişeli ve takıntılı olabilirsiniz. Kendinizi zihnen ve duygusal olarak bu sürece hazırlamanız önemli. Kontrolünüz dışında gelişen olayları akışına bırakmayı ve çok fazla sorgulamadan vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Sezgilerinize güvenmeyi öğrenirseniz doğru adımlar atabilirsiniz. Bu süreç dış dünyada aksiyon almakla içe çekilip kendinizi bilinçaltınızı, korkularınızı şifalandırmak arasında denge kurmanızı getirecek. Zaman zaman dengenin kaçtığını fark edebilirsiniz ki bu çok normal. Olumlu anlamda yoğun iş temposuna ayak uydurabilirseniz işinizle ilgili büyük adımlar atabilirsiniz. Bağımlılıklardan kurtulmak için de destekleniyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler. Bu haftada yine aşk hayatınız, çocuklarınız ve spekülatif riskli yatırımlar konusu gündeminizde. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karesinin etkisiyle finansal büyüme arzunuz artacak. Ancak fazla özgüven size zarar getirir. Bu isteğinizi frenlemeli ve aşırı riskli adımlar atmaktan uzak durmalısınız. Aşk hayatınız, partneriniz, hobileriniz ve varsa çocuklarınızla ilgili de harcama dengesine dikkat edin. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars-Uranüs karşıtlığı kendinizi eğlence hayatına fazla kaptırmanıza neden olabilir. Dengeyi kaçırmayın. Arkadaşlarınızla gerginlikler, hatta başınızı belaya sokacak kavgalar gündeme gelebilir. Dikkat! Sinirlerinize hakim olmalısınız. Aksi takdirde beklenmedik kopuşlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve bundan sonraki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalar da bu evlerinizde gerçekleşecek. Aslında şanslı bir dönem başlıyor sizin için. Kariyerden gelen kazanç konularında önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Ancak spekülatif her türlü yatırım konusunda temkinli olun. Arkadaşlarınızla ya da aşk hayatınızla ilgili beklenmedik bitişler ya da yeni başlangıçlar sizi bekliyor.
Sosyal çevreniz ve ilişkileriniz hareketlenebilir. Hayattan keyif alacağınız konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hobiler, sanatsal ya da sportif faaliyetler gibi. Çocuk sahibi olmak için de güzel bir süreç başlıyor önünüzde. Çocuk isteyen sevgili yengeçler için bu süreç bir çocuk haberi de getirebilir. Güzel bir hafta diliyorum. Aslan, yükselen aslanlar. Diğer sabit burçlarda olduğu gibi siz de hayatınızla ilgili köklü değişimlerin yaşanacağı bir döneme adım atıyorsunuz. Ev, kariyer ve iş yaşamınızla ilgili bitişler ve başlangıçlar, krizler ve yeni yapılanmalar, taşınmalar, ev alıp satmalar gündeminizde. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karesi eşinizle aileniz arasında kalmanıza neden olabilir. Abartılı bir özgüven içinde olacağınız için yaşadığınız yerden, ebeveynlerinizden ayrılarak farklı bir mekana taşınmaya hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ya da ev almak, evde büyük bir tadilata başlamak isteyebilirsiniz. Adım atmadan önce biraz beklemekte fayda var. Boyunuzu aşan bir durumla karşılaşabilirsiniz. Abartılı harcamalar gibi. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıtlığı bu isteğinizi körükleyecek. Özgürleşme arzunuz ani düşünmeden adım atmanıza ve gemileri yakmanıza neden olabilir. Dikkat! Aile bireylerinizden birinin sağlık konusu gündeme gelebilir. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içindeki tüm tutulmalar sizin yine bu hattınızda olacak. Bu durum kendinizle ve bugüne kadar kurduğunuz temellerle ilgili bir sorgulama süreci getirebilir. Eğer bu temeller sağlamsa, bu süreçte mal varlığı edinme ya da kariyer konusunda hedeflerinize ulaşma yoluna girebilirsiniz. Ancak sağlam olmayan temeller yeniden kurulmak üzere yıkılacaktır. Ama bu sizi korkutmasın, çok daha sağlam bir temel atma şansı elde edeceksiniz. Tabii bu durum krizlere, zorlanmalara neden olabilir. Ancak sonunda bir daha yıkılmayacak güçlü bir yapı kurma şansını getiriyor. Özellikle yaptığınız işin size hiç uygun olmadığını fark edebilir ve kariyer değişimine gitmek de isteyebilirsiniz. Kasım başındaki yeni ay zamanında aldığınız kararlar ya da attığınız adımların sonuçlarını da bu hafta görebilirsiniz. Her şartta çok önemli bir buçuk yıl sizi bekliyor. Endişe etmeyin, gelen değişimi kabul edin ve lütfen olaylar karşısında esnemeyi öğrenin. Güzel bir hafta diliyorum. Başak ve yükselen başaklar. Bu hafta da yine yakın çevreniz, kardeşleriniz ve işinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter dik açısı kendinizle abartılı bir özgüvenine bakmanıza neden olabilir. İşinizle ilgili şanslı bir dönemdesiniz ancak boyunuzdan büyük adımlar atma isteğiniz size zarar verebilir. Büyümenin sınırlarını belirlemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere ya da kardeşlerinizle megalomanca tavırlar içinde olmanız antipatiye neden olacak ve iletişiminizi bozacaktır. Dikkat edin. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıt açısı iletişiminize zaten özellikle dikkat çekiyor. Öfkeli hatta patavatsızca konuşmalar sert tepkiyle karşılaşabilir. Özellikle ticaret ya da eğitim hayatında olanlar için ani, beklenmedik hareketler, sonucun düşünmeden verilecek kararlar ya da adımlar bitişlere neden olabilir. Özellikle trafikte kazalara ya da olası kavgalara karşı dikkatli olmalısınız. Seyahatlerinizde de sinirlerinizi gerecek ve kızgınlık getirecek durum ve olaylarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalarda sizin eğitim, iletişim, yakın uzak çevre, ticaret ve yurt dışı bağlantılı konularınızda olacak. Tüm bu konularla ilgili yeni bir döngüye giriyorsunuz. Düşünce yapınızı, hayata bakış açınızı değiştirecek önemli haberler ya da bilgiler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, ticaret hayatına atılmak ya da yurt dışı bağlantılı iş ortamları yaratmak için araştırma yapabilirsiniz. Zihniniz adeta bir dedektif gibi her türlü konunun ayrıntısına ulaşmak isteyecek. Ancak manipülatif yaklaşımlardan ve sürekli kriz yaratan düşüncelerden uzaklaşmalısınız. Kariyeriniz ya da kişisel gelişiminiz için bu süreçte eğitimlere başlayabilir, daha fazla okuyabilir, seminer türü faaliyetlere katılabilirsiniz. İletişim, sosyal medya, internet üzerinden iş yapmaya da
başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Terazi ve yükselen teraziler. Bu hafta da yine para ve aşk konuları gündeminizde. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karesiyle finansal konularda abartılı risklere çok açık olacaksınız. Şansınıza ve kendinize fazla güvenmeniz kolay para kazanma umutlarınızı arttıracak, ancak riskli girişimlerden uzak durmanız gerekiyor. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıtlığı bir anda kendinizi borç yükü altında bulmanıza neden olabilir. Kredi, borçlar ya da başkalarının kaynaklarında beklenmedik durumlarla karşılaşmak gerginliklere ve olası problemlere neden olabilir. Sakin ve stratejik hareket etmeniz ve sabırlı olmanız gerekiyor. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek tüm tutulmalar sizin yine kazanç ve borç hattınızda olacak. Kasım başında gerçekleşen yeni ayda para kazanma yollarına yönelik attığınız adımların sonuçlarını bu hafta sonu görebilirsiniz. Sağlam ve doğru adımlar atarsanız borç yükünden kurtulacak bir yapılandırma içine girebilirsiniz. Ancak ortaklı işlerde krizler gündeme gelebilir. Daha önce para kazanma konusunda sağlam temeller attıysanız büyük paralar kazanabilirsiniz. Ancak yine aşırı hırstan uzak durmalısınız. Özellikle hafta sonu kaza ve sakarlıklara da çok açık olacaksınız. Dikkatli olun. Güzel bir hafta diliyorum. Akrep ve yükselen akrepler. Hayatınızda çok büyük değişimler başlıyor. Hazır mısınız? Zaman zaman kriz yaşayacağınız, zorlanacağınız, ancak yepyeni bir yapı kurarak ayağa kalkacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bir takım bitişler, sonlar ve yeni başlangıçlar deneyimleyeceksiniz. Bir süredir zaten sezgilerinizle hayatınızı sorgulamaya ve bir değişim sürecinin içine girdiğinizi fark etmeye başladığınızı düşünüyorum. Evet, pazartesi gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter dik açısı artık yaşadığınız yerden, ailenizden özgürleşme isteğinizi artırabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıt açısı son derece öfkeli ve düşüncesizce hareket etmenize ve ipleri bir anda koparmanıza neden olabilir. Sakin kalmak ve stratejik olmak bu hafta son derece önemli olacak. Aksi takdirde kurduğunuz her şey yıkılabilir. Evinizi değiştirmek, taşınmak, ev almak, satmak, ani bir evlilik ya da ayrılık kararı almak, kariyerinizde beklenmedik başlangıçlar ya da sonlar. Her şey ama her şey bu hafta sizin için çok olası. Hafta sonu gerçekleşecek olan ve önümüzdeki 1,5 yıl içindeki tüm tutulmalar ve ay düğümleri de artık sizin hattınıza geçiyor. Eğer esnemeyi öğrenir, hırslarınızı dengelerseniz sizin için oldukça şanslı bir dönemin başlangıcı olacak bu hafta sonu. Bu süreç size krizleri dönüştürmeyi, huzura ulaşmayı öğretecek. Maddi manevi elinizdekinin kıymetini bilmeyi, küçük şeylerden mutlu olmayı öğretecek. Ama bunu yaparken zaman zaman krizlerle mücadele edeceğiniz, zorlanacağınız ama yepyeni başlangıçları atacağınız bir dönem başlıyor. Çok keskin dönüşümlere hazır olun. Bir anda evlenebilir, boşanabilir, işi bırakabilir, başka bir kariyere başlayabilir, taşınabilir, diyete başlayabilir ya da estetik değişimler yaptırabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Yay ve yükselen yaylar. Biliyorum, Kasım ayı sizin için biraz zor geçiyor. Endişelere, kuşkuya son derece açıksınız. Rüyalarınız karışık olabilir, uykusuzluk çekiyor olabilirsiniz. Bu ay sizin için biraz inziva zamanı. Sezgilerinize güvenip adım atmayı öğreneceğiniz bir dönemdesiniz. Temkinli olun, çok göz önüne çıkmayın. Çünkü pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter dik açısı, aldığınız kararlarda aşırıya kaçmanıza, kendinize ve şansınıza fazla güvenerek olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. İletişimde son derece patavatsız ve doğrudan olmanız çevrenizdeki insanları kırabilir. Özellikle çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıt açısı, iş arkadaşlarınıza karşı öfkeli ve ani kopuşlara neden olacaktır. Lütfen dikkat edelim. Başınızı derde sokacak fevri, kontrolsüz eylemlerde bulunmaya son derece yatkınsınız. Aralık başındaki güneş tutulması hariç, hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içindeki tüm tutulmalar sizin yine bu hattınızda. Bu tutulma size artık sezgilerinizi kullanmayı öğretecek. Kim dost, kim düşman bunu öğreneceğiniz bir dönem.
Özellikle işle ilgili konularda adım atarken arkanızı koruyun. Arkanızdan iş çevrilebilir, temkinli olun. Çok göz önünde olmadan biraz arka planda kalarak yaşamak ve işle ilgili niyetlerinizi herkese belli etmemek sayesinde krizleri rahatlıkla çözebilirsiniz. Sağlık konusunda olası endişeleriniz artabilir ki bu çok normal. Maddi konularda ise oldukça şanslı bir dönemdesiniz. Özellikle Kasım başındaki yeni ayda attığınız her türlü finansal adımın meyvelerini bu hafta sonu toplayabilirsiniz. Bu süreçte maddi konularla ilgili karşınıza gelen fırsatları iyi değerlendirin. Çünkü Aralık başında gerçekleşecek olan güneş tutulması sizin burcunuzda olacak. Fırsatları değerlendirmek büyük parasal kaynaklara kavuşmanızı sağlayacaktır. Güzel bir hafta diliyorum. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Güneş Jüpiter'lik açısının etkisiyle sosyal yaşamınız hızlanabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirme ve daha fazla sosyal ortamlarda bulunma isteğiniz abartılı harcamalara neden olabilir. Venüs de sizin burcunuzda hareket ettiği için kılık, kıyafet ya da takı için yapacağınız lüks harcamalar ya da estetik, güzellikle ilgili harcamalarda ipin ucunun kaçtığını görebilirsiniz. Dikkat edin. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıt açısı, aşk hayatınız ya da varsa çocuklarınızla ilişkinizde öfkeli davranışlara neden olabilir. İlişki kopma noktasına gelebilir. Arkadaş çevrenizde de bol bol kriz deneyimleyebilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içindeki tüm tutulmalarda sizin yine bu hattınızda. Yani arkadaşlar, sosyal çevreniz, aşk hayatınız, çocuklarınız, hayattan zevk aldığınız konular, spekülatif yatırımlar ve kariyerinizden gelen kazanç konularında bir takım sonlanmalar ve yanıp başlangıçlar gündemde. İdealleriniz ve umutlarınızda büyük değişimler olabilir. Hayata bambaşka bir çerçeveden bakmaya başlayabilir ve artık hayatın keyfini çıkartacak deneyimler yaşayabilirsiniz. Oğlaklar tabiatları gereği soğuk insanlardır. Hayattan zevk aldıkları konularda bile kuralları ve sınırları vardır. İşte artık içinizdeki ateşi, coşkuyu, yaratıcılığı bulacağınız bir değişim dönemi olacak bu. Hobiler, sanatsal faaliyetlere katılabilir, dernek ya da kulüplerde yer almak isteyebilirsiniz. Tabii bu etki beklenmedik sürpriz bir bebek haberi de getirebilir. Özellikle bebek isteyen sevgili oğlaklar için müjdeli haberler olabilir. Güzel bir hafta diliyorum. Kova ve yükselen kovalar. Hayatınızla ilgili köklü değişimlerin yaşanacağı bir döneme adım atıyorsunuz. Ev, kariyer ve iş yaşamınızla ilgili bitişler ve başlangıçlar, krizler gündeminizde olacak. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karesi kendinize abartılı bir güven duymanıza neden olacak. Şansınıza, yeteneklerinize inanmak, büyüme arzunuzu tetikleyecektir. Ancak adım atarken sakin ve temkinli olmak durumundasınız. Aksi takdirde boyunuzu aşan risklere girebilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıt açısı, otorite figürleri ve ebeveynlerinize karşı öfkeli, fevri çıkışlara neden olabilir. Stratejik olmalı, fevri kararlar almadan önce mutlaka iki kere düşünmelisiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içindeki tüm tutulmalarda sizin yine bu hattınızda. Kariyerle ilgili konularda krizler, değişimler, bitişler, yeni başlangıçlar, aile ve evle ilgili konularda köklü değişimler sizi bekliyor. Zaman zaman öfkeli tutumlar gösterebilirsiniz. Kontrolü elinizde tutmanız gerekiyor. Evinizle kariyeriniz arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Ebeveynlerinizden biri ya da ikisinin hayatında köklü değişimler, sağlık sorunları olabilir. Onların sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Yaşadığınız yerle ilgili değişimler de gündemde. Ev alabilir, satabilir ya da taşınabilirsiniz. Özellikle hafta sonu bugüne kadar kurmuş olduğunuz temellerin sarsıldığını görebilir ve büyük duygusal zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak unutmayın, yepyeni bir yapı kurmak üzeresiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Balık ve yükselen balıklar. Haftaya eğitimle, seyahatlerle ya da uzak yerlerden alacağınız güzel haberlerle başlıyorsunuz. Bakış açınız çok iyimser, kendinize ve şansınıza çok fazla inanabilirsiniz. Hatta sanki omzunuzda koruyucu bir melek olduğunu ve sizi her türlü zorluklardan kurtardığını düşünebilir. Bu yüzden de hayata fazla iyimser yaklaşabilirsiniz.
Ancak Güneş-Jüpiter karesi bu inancın boşa çıkmasına da neden olabilir. Rüyalarınız, sezgileriniz çok yüksek. Hayal dünyanız çok gelişmiş. Ancak gerçekleştirilmesi zor hayaller içinde kalabilir. Hatta uç noktada kendinizi hayal dünyasına kaptırabilirsiniz. Gerçek dünyadan kopmayın ve lütfen ayaklarınızı yere basın. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars-Uranüs karşıtlığı, gerçekleşmesi imkansız hayalleriniz nedeniyle öfkeye kapılmanıza neden olabilir. Zihninizi sakinleştirmek çok zor olacağı için meditasyon, yoga gibi zihni sakinleştirecek aktiviteler size çok iyi gelecektir. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve bundan sonraki 1,5 yıl içindeki tüm tutulmalarda sizi yine bu ev konularında etkileyecek. Düşünce yapınız ve hayata bakış açınızı değiştirecek önemli haberler alabilirsiniz. Bulunduğunuz çevreden uzaklaşarak bambaşka bir yere yaşamaya, çalışmaya ya da okumaya gidebilirsiniz. Bir şekilde sizi yurt dışı kapıları açılıyor. Taşınma, seyahat, eğitimler konusunda önemli adımlar atabilirsiniz. Maddi anlamda da kaynaklarınız artabilir. Ani bir kararla eğitim hayatına dönebilir. Bakış açınızı, dünya görüşünüzü sorgulayabilir. Kişisel gelişim konularında yani astroloji, spiritüellik ya da alternatif şifa teknikleri gibi eğitimlere katılabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Evet arkadaşlar. Ay düğümleri Aralık ayında burç değiştiriyor ve Boğa Akrep hattında gerçekleşecek olan tutulmalar dönemi de başlıyor. Biliyoruz ki kaostan düzen doğar. Dualite dünyasında yaşıyoruz, yıkım olmadan yaratım da olmaz. Bu nedenle gelen değişim ve dönüşümü kabul ederek yaşamlarımızda tutunduğumuz, bir türlü bırakamadığımız alışkanlık ve davranışlarımızı değiştirmek için çok güçlü enerjiler altındayız. Bunu fırsata çevirmek bizim elimizde. Haftaya görüşene kadar sevgiyle ve güvenle kalın.